Evet millet, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Artık İngiltere'de iyice kış olmaya başladı. Bir gün yağmur, bir gün buz, bir gün kar. Öyle geçiyor gidiyor günler. Bildiğiniz üzere Ege'yi sattık. Bir önceki böyle Doncaster gezisi videomda da ne araba alsam diye düşünüyordum. Hatta birkaç örnek sunmuştum. Dün aklıma başka bir şey geldi ve beğendiğim bir arabayı uygun fiyata buldum. Bayağıdır da pazarlık yaptım ya. Dün gece hiç uyumadım. Sabaha kadar darladım adamı şeyden, Facebook'tan. Yazdım öyle böyle güzel bir pazarlık yaptık yani neredeyse araba fiyatının %25'i kadar. Şimdi o arabayı almaya gideceğim. Kaçırmamam lazımdı çünkü gerçekten güzel bir araba. Eğer adamın dediği gibi ise araba beğenirsek bugün alacağız döneceğiz. Şimdi Lincoln'e gidiyorum Doncaster'dan. Ortağımı alacağım. Onunla beraber gideceğiz arabayla. İki araba olarak döneceğiz eğer anlaşırsak. Luton şehrine gidiyoruz. Londra'nın çok azıcık kuzeyi Luton. Alacağız. Ondan sonra bu X-Type benim adımaydı. Bunun sigortası benim adımaydı. Bunun sigortasını ona geçirip farkını ödeyeceğim. Hep bahsediyoruz ya veya hep duyuyorsunuz ya yurt dışında araba ucuz ama işte sigortalar çok pahalı. Evet hani pahalı birim olarak aslında Türkiye'dekiyle aynı ama totale vurduğunuz zaman neredeyse araba parasına geliyor bir sigorta. Veya arabanın çeyreği, yarısı her neyse. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada sigortayı kredi kartınız olmasa bile hesap kartınızla direct debit dedikleri bir olay var. Oradan taksitle ödeyebiliyorsunuz. Misal sigorta diyelim size insurance 1000 sterlin çıktı. 200 sterlinini çekiyor firma. Geri kalan 800 sterline çok minik vade farkı koyuyor enflasyon olmadığı için. Yani belki 50-60 falan fark ediyor. Aylık aylık ödüyorsunuz. 10 ay, 11 ay, 12 ay her neyse. Ben de bunu zaten öyle insurance yaptırmıştım. Yine aynı firmaya talep oluşturuyorsunuz. Kendi portalları var online. Diyorsunuz ki ben arabamı değiştirdim. İnsurance'ımı, sigortamı iptal ettirmek istemiyorum. Lütfen benim sigortamı bu arabaya geçirin. Onlar da sana diyor ki işte 200 sterlin fark çıktı. Bunu İşte geri kalan taksitlerinize yaymamızı ister misiniz? Tamam diyorsun, yayıyorlar. Ama şimdi bununla gideceğiz. Bir sigortayla iki araba kullanılmaz. Onun için de şöyle bir taktik var. Onu da daha yeni yeni yapıyoruz. Araç sahibine diyoruz ki sen sigortanı iptal ettirme kardeşim. Bir gün daha tut. Yani herkes bunu kabul etmez çünkü tehlikeli bir şey. Burada da sigorta olmadan, vergiyi ödemeden yola adım atamazsın. Zaten kameralar yakalıyor. Çok büyük cezası var. Acayip büyük cezası var. Yani arabanıza bile el koyabilirler. Ondan sonra işte diyeceğiz ki biz eve gidelim. Sen akşama kadar sigortayı tut. Böyle. Bakalım. Yani heyecanlıyım şu an. Bilmiyorum. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Harbiden heyecanlıyım ya. Hani uzun zamandır araba alırken bu kadar heyecanlanmamıştım. Şimdi araba ısınsın yavaştan çıkalım. Görüşürüz Luton'da. Evet, arabayı aldık. Hepiniz bir Jaguar bekliyordunuz muhtemelen. Daha doğrusu beni takip edenler muhtemelen Jaguar bekliyorlardı. Ama bu sefer Jaguar'ı birazcık aldattık. Bir Mercedes deneyelim istedim. Çünkü hiç Mercedes'im olmamıştı ve çok beğendiğim bir modeldi. Çevremde de Mercedes kullanan samimi iki tane arkadaşım var. Onlardan birinin videosunu çekmiştim. Mercedes SL350 AMG. Bir tane de SLK, onun hala videosunu çekeceğim, fırsat bulamadım. Onlar da ya dediler Mercedes'e bin, Mercedes'e bin. Ben de tam XJ'yi satmıştım. Aslında yeni XJ'yi düşünüyordum. 2009 sonrası X351 kasa dedikleri o uzay mekiği gibi bir araç var ya. Ondan istiyordum. Bir yandan da gönlüm diyordu ki daha önce bir videomda bahsetmiştim. Ya bir spor araba gibi bir arabam olsun. Ya o arabalar zaten yaşımız biraz daha ilerledikçe o genişlikte arabalara bineceğiz diye düşünüyordum. Ama XJ'yi de çok beğeniyordum. Sonra ev işi olunca 6000 sterlin civarında bir para verdik eve. XJ 12-13.000 sterlin. Öyle onun biriktirdiğim onun parası eksilince dedim ben de daha uygun ama hoşuma gidebilecek bir şey bakayım. CLS'leri yıllardır çok beğeniyordum çocukluğumdan beri. Ama hiç aklıma gelen bir araba değildi alma konusunda. Bir kere kullanmıştım Artvin'den İzmir'e kadar. Ortalama 1400 kilometre falan çok güzeldi ama hani ya Türkiye'deyken zaten şey düşünmüyordum ya ben bu arabayı alabilirim.
filan yani çok pahalı çünkü şu an 500 bin lira filan olmuş 600 bin lira belki de yani. Yani hayalini kurmazdım daha doğrusu. Burada araba fiyatları uygun bildiğiniz üzere ve benim de çok hoşuma giden bir model yakaladım. Ancak birkaç tane kıstasım vardı. Yani bir CLS alacaksam da eğer mutlaka olması gereken birkaç opsiyonu vardı. Benim göz zevkime hitaben. Çünkü yapmaya çalıştığımız zaman pahalı, maliyetli ve zor işlerdi onlar. Küçük küçük şeyler baktığınız zaman ya buna mı taktın diyebilirsiniz ama ben böyle bazı ufak estetik şeyleri seviyorum. Şimdi kısaca arabanın etrafını göstereceğim size. Ardından yola çıkacağız. Arabayla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Henüz çok bir deneyimim olmadı. Londra tarafından aldım, Luton diye bir şehirden. Dün akşam oradan geldim. 250 kilometre civarı bir yol yaptım. Ardından Doncaster'dan Lincoln'e gittim, gece tekrar geri geldim. Bugün de sabah arabanın bir gündüz böyle sıkışık trafikte denemek için bir saattir falan da Doncaster içinde turluyorum. Yani bir günlük bile bir tecrübem yok henüz bu arabayla ama haliyle birazcık mesleki şeylerden ötürü hızlıca adapte olduk birbirimize. Ben de doğrusunu yanlışını görmeye başladım. Dilim döndüğünce onlardan bahsedeceğim. Hava şartları malum. Yağmur yağıyor. Hızlıca arabanın etrafını dönelim. Ardından yola çıkalım. Hadi bakalım. Evet, aracımız 2009 model. Bu serinin W219 serisinin son yılı bildiğim kadarıyla. Makyajlı model olarak geçiyor ve 2007'den daha doğrusu 2008'den sonra makyajlanıyor araba. Eğer çok Mercedes'le veya CLS'yle ilgili ve özel bir şeyiniz, sempatiniz ve araştırmanız yoksa makyajlı makyajsız farkını birazcık anlamak zor. Misal ben bir haftadır biliyorum hangisi makyajlı hangisi makyajsız. Çünkü ayırt etmek zor. Tamponunda veya panjurunda ufak tefek farklılık var diye okudum. Ama hala inanın bana sorun hangisi neyi farklı ön tarafında size bunu gösteremem. Ama arka tarafında biraz önce içeride söylediğim olmazsa olmazlarımdan biri vardı. LED stop. Çünkü bu LED stoplar bundan bir sonraki kasa olan W218'in habercisi olan bir tasarım. Sinyaller LED'li buradan şu şekilde. Hemen şurada 3 tane şerit LED'imiz var. Şurada da parklar var şu şekilde ikili LED. Bu gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Arkayla tam bir bütünlük oluşturmuş. Makyajsızın stopları şekil itibariyle aynı ama içi farklı. Bu LED'ler yok ve daha eski gözüküyor. Bunu kesinlikle istiyordum. Egzoz uçları çok hoşuma gitti. Makyajsızda yuvarlak tip egzoz uçları vardı. Ve sanki sonradan monte edilmiş gibi duruyordu. Bunlar gerçekten benim hoşuma gittiler. Birazcık pis araba ama malum hava şartları. Jantlarını beğendim ben bu arabanın. Yani çok büyük değil. Aslında bir inç daha büyük olabilirmiş. Bir inç daha büyük olursa arabanın yapısına daha uygun olurmuş diye düşünüyorum. Bu araba 4 kapı kupe diye geçen bir araba. Bu sınıfın ilk arabası. Yani Mercedes bu sınıfı oluşturan arabalardan biri. İlki. Aynı sınıfta hangi arabalar var? Yine spor kupe arabalar arasında A5'e ve Audi A7'yi sayabiliriz. BMW'nin 4 serisi var bildiğiniz üzere. 6 serisinin Gran Kupesi var 4 kapı. 6 serisi belki CLS'den öncedir ama tek kapı olarak çıkmıştı ilk 6 serileri. Ardından sonrasında çıkan BMW 6 serisi Gran Kupe olarak 4 kapı çıkardı. 4 kapı kupe diye geçiyor. Yani diyor ki hem konforumdan ödün vermeyeyim. Arka kapılara da ihtiyacım var. 4 kişi 5 kişi rahat binebileyim. Hem de sportif bir otomobile binmek istiyorum. Ben spor araba seviyorum diyenler için tasarlanan bir tasarım. 4 kapı kupeler. Bu da dediğim gibi ilk örneği. Zaten çizgisine, hatlarına, camlarının büyüklüğüne bakacak olursanız sanki bir spor otomobili andırıyor. Yine 4 kapı kupe dediğimiz araçların olmazsa olmazlarından birisi çerçevesiz camlar. Bunları kimisi hiç sevmiyor, rüzgar sesi yaptığını düşünüyor. Ancak eğer fitilleriniz düzgünse kolay kolay rüzgar sesi yapmaz. Ama tabii ki de çerçeveli cama göre
yine de hissedersiniz onu. Ama emin olun rahatsız etmiyor. Yani bu sınıfta, bu segmentte bir araç için hiç rahatsız edici değil. Başka neyden bahsedebilirim? Şu sütun öyle geriye yatırılmış ki, yani arabayı Photoshop'ta çizseniz sanki kabriyo bir otomobil olarak gösterebilirsiniz. Gerçekten bir kabriyo otomobil tasarımı var arabada. Kupeyi zaten bahsetmiyorum. Direkt arka kapıları sök, ön kapıyı biraz uzat, araba kupe oldu. Bu 320 modeli motorundan ve teknik özelliklerinden içeride bahsedeceğim. Şu an sadece dışarısını bir gezelim. Ben de daha fazla üşümeden içeriye gireyim istiyorum. Hemen hızlıca arka taraftan bahsedeceğim size. Arka koltuklar bu şekilde. Bu araç 4 kişilik bir araç. Ortaya kimse oturamıyor. Bunun için yapmışlar. Demişler ki madem 4 kapı bir kupe yapacağız, 5 kişi doluşulmasın arabaya diye. Çok güzel bir göz yapmışlar. Kocaman. Burada bir tane 12 volt çıkışımız var. Burada da yine küçük bir göz var. Bazı modellerde burası buzluk oluyor. Yani buzdolabı oluyor. Bazı modellerde buradaki arka menfezlerin dijital klima gibi böyle tuşları oluyor. Burada bir kol dayamamız var. Şöyle açayım. Yani arka alan için böyle eşya gözlerimiz bol. Buradaki kapı gözü de yine yeterli. Yani küçük bir su şişesi koyabilirsiniz ancak. Bunlar Mercedes'in meşhur yatan kafalıkları. Göğüslükten tuşa bastığınız zaman yatıyor. Bu W124'te dahi olan bir özellik. Ama tabii elinizle kaldırıyorsunuz bunu. Peki arka oturma mesafesi nasıl? Benim boyum 1.78. Koltuğu da şöyle göstereyim. Birazcık da yatırdım. Hani rahat kullanabilmek adına. Yine de arkaya bir insan oturur. Ama tabii ki de camların boyutundan ötürü şöyle bakarsanız küçücük arka camları var. Aracın içerisi birazcık tavan formundan ötürü basık. Yani arkada yolculuk edecek kişiler bir E serisindeki gibi rahat edemeyebilirler. Birazcık böyle basık gelebilir. Evet, ön tarafından bahsedecek olursam aracın göğüslüğünde aynı benim de zaten Jaguar'dan sevdiğim, yıllardır da alışık olduğum böyle maun ahşap desenli bir panel var, bir trim var. Aynı şekilde burası da Jaguar S-Type'a çok benziyor zaten. Hani sanki hala Jaguar kullanıyormuşum gibi düşünebilirim kendimi. Bu konularda yabancılık çekmiyorum. Mercedes'in çok sevdiğim şeylerinden biri şu kol dayama kapağı. Hem bu taraftan açılıyor hem de bu taraftan açılıyor. Evet, bu bir rahatlık olmuş. Burada bir bardaklığımız var. Bu bazı modellerde çok güzel bardaklıklı olanlar vardı. Herhalde modelden modele opsiyon olarak değişiyor. Bunu ben sevmedim. Bir de bunun kapağı kırık. Böyle açıyorsunuz. Açılacak inşallah. Açıldı. Heh. Buraya şoför koyuyor. Buraya da yolcu tarafı koyuyor içeceğini. Ama burası böyle çok yüksek oluyor. Sinyal koluna şey yapacağınız zaman, yolda sinyal vereceğiniz zaman dirseğim çarptı. Dün akşam mesela buraya içecek döktüm ben, buna dirseğim çarptığı için. Bu bence pek kullanışlı değil. Buna bakacağım ben. O diğer model böyle çiftli. Onlar çok hoş. Bulabilirsem veya değişebiliyorsa eğer onu değiştirmek isterim. Evet, olmazsa olmazlarımdan bahsetmiştim ben arabadan çıkmadan evvel. Neydi onlar? Bir tanesi arka stoplar dedik, ledli olanlar. Bir tanesi beyaz kadran. 2008 öncesi hiçbir modelde bildiğim kadarıyla beyaz kadran yok ve kadranın zemini siyah. Yani beyaz siyah ne fark eder diyebilirsiniz ama akşam sürüşünde çok fark ediyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Bu böyle krem gibi bir ışık oluyor etrafında bunun. Akşam görüntüsünü de zaten eklerim bir ara. O benim çok olmazsa olmazlarımdandı. Yani bilmiyorum, size belki saçma gelebilir. Bir de 3 kollu direksiyon. Bu direksiyonda makyajsız modellerde yok. Makyajsız modellerde böyle 4 kollu bir direksiyon var. CLK'da falan görmeye alışık olduğumuz bir direksiyonu ve ben hiç tipini sevmiyorum o direksiyonun ve bu direksiyonun olmasını istiyordum. Katlanır aynalarımız var. Onları da söyleyeyim. Dur, anahtarı takalım bir. Kontağı açalım. Üşüdüm. Evet. Bu arada ekranın ışığı yandı. Şöyle göstereyim size. Böyle krem bir zemin oluştu. Hatta farları bir kapatıp açayım. Belki daha net gözükür. Şöyle yapalım. Evet. Bu ışık akşam gerçekten çok güzel duruyor. Katlanır aynaları gayet düzgün çalışıyor. Bunu anahtarla da kumanda edebiliyorsunuz. Yani şuradan menüden ayarlayıp ben kilidi açtığım zaman açılsın kapansın diyebiliyorsunuz.
Bu ekranı ben orijinal zannettim arabayı ilk alırken ama değil. Yan sanayi bir şey takmışlar. Hatta makineyi bir çalıştırdım. Burada Türk bir yazılım firmasının adı çıktı. Büyük ihtimalle Türkiye'den almışlar. Ondan da bahsedeyim. Arabayı almaya gittik. Adamla tanıştık. İşte dedik merhaba biz arabaya bakmaya geldik. Sonra ben arabaya bakarken falan böyle beğendim. Ağzımdan bir argo kelime çıktı Türkçe. Adam böyle yaptı. Abi sen Türkçe biliyor dedi. Dedim ben biliyor da sen dedim nereden biliyorsun? Ben dedi Gürcüyüm abi ben Tiflisliyim. Ben dedi hep dedi Türkler var bizim orada. Aa dedim tamam vaka 2. Yandık dedim şimdi. Ondan sonra dedim abi çat pat o Türkçe konuşuyor. Ben söylediğim bazı şeyleri anlıyor. Anlamadığı yerde İngilizce devam ediyoruz. Anlaştık kafamız uyuştu. Sağ olsun yardımcı da oldu. Arabanın bütün servis dokümanları, geçmişi, işte vize dokümanları her şeyini verdi bize. Sağ olsun benim ortağımda da Mercedes'in orijinal cihazı var. Bayağı pahalı bir cihaz. Arabanın tek arıza kodu şey çıktı. Arka bagaj kilidi bozukmuş. Yani dışarıdan açılmıyor bagaj kapağı. Hiç fark etmedim. Cihaz onu bile söyledi. Onun haricinde enjeksiyon sisteminde, motorunda, diğer elektronik aksamlarında hiçbir geçmişten gelen arıza kodu ve güncel arıza kodu çıkmadı. Ardından işte bu teybi kurcaladım. Teybde de şu an navigasyon falan Türkçe konuşuyor. Ya hoşuma gitti. Android bir cihaz. Buraya kablosunu da koymuşlar. İşte şuradan modem bağlayabiliyorsunuz veya telefonunuzun Wi-Fi'sine bağlanabiliyorsunuz. Buradan YouTube'dan bir şeyler açabiliyorsunuz. Yani çok az artık klişeleşti bu. Her araba için var. Bunu isterseniz yani Tofaş'a da takarsınız, Palio'ya da takarsınız. Cihaz aynı sadece etrafındaki çerçeve farklı. Ben orijinalci bir insanım. Orijinalden yanaydım ama gerçekten sevdim ya. Hoşuma gitti. Bir tane de OBD cihazı var küçük. Onu da şöyle göstereyim size bir saniye. Şöyle. Nerede o? Buradan arabanın anlık olarak motor suyu sıcaklığını falan görüntüleyebiliyorsunuz. Bir kontağı açalım. Gelsin kendine. Bağlansın. Evet. İşte motor suyu sıcaklığı. Burada devir var. Burada hız var. Burada da turbo basıncı var. Baktım gerçekten doğru çalışıyor. Yani illaki küçük bir standart sapması vardır ama yeterli yani. Bence canlı veri okumak için güzel bir şey. 0-100 falan da ölçüyor. Onu da bir ara beraber deneriz. Nerede o? Şurada 0-100, 0-60 mph. Yani bilmiyorum tabii ki de çok bir gerçek zamanla ölçmeyebilir ama 0-100 dediğimiz konu biraz hassas. Yani 0.5 saniyenin, 0.2 saniyenin bile değeri var. Çünkü arabanın hızlanmasında 0-100 hesap yaparken. Ama yine de tahmini bir rakam verir diye düşünüyorum. Torpido gözüne bakalım hemen birlikte. Ufak bir torpido gözü var. Yani arkadaki gibi bonkör davranmamışlar önde eşya gözlerine. Şu kapının kenarındaki şey çok dar. Yani buraya bir şey koyup çıkarmak gerçekten zor. Bayağı bir dar. Başka neyden bahsedebilirim? Şurada ambiyans ışıklarımız var. Amber rengi. Bunları kısıp açabiliyorsunuz göstergeden menü ayarlarından. Yani Mercedes'te hoşuma giden bir şey de şu oldu. Şu an tabii gözükmüyor ama kitap okuma ışıkları. Arabanın içinde normalde hiç aydınlatmayı açtığınız zaman çok gözünü alır şoförün. Şoförler sevmez. Arabanın içinde hatta ışık açarlar. Hemen şoför der ki kapat. Aynayı göremez çünkü. Ama bu kitap okuma ışıkları Mercedes'te gerçekten güzel düşünülmüş. Koltukları çok rahat. Bel şişirmeleri manuel şu yan tarafta. Koltuk ısıtmaları var. Soğutma yok. Zaten soğutma benim hiçbir arabamda olmadı. Hiç aradığım bir özellik değil. Bunda XJ'ye göre aradığım bir özellik. Bunda hafızalı koltuk yok. Hafızalı koltuklu modellerde diğer çoğu Mercedes gibi burada oluyor koltuk ayar tuşları. İlanlara falan bakarsanız hani bunu buradan ayırabilirsiniz. Hafızalı koltuk olmayanlarda ve koltuk başlığı elektrikli olmayanlarda da burada oluyor. Hafızalı koltuk yok, elektrikli direksiyon da yok. XJ'de şeye çok alışmıştım. Kapıyı açıyordum, koltuk geri gidiyordu, direksiyon yukarı kalkıyordu. Ben oturunca tekrar benim pozisyonumu ayarlıyordu falan. Böyle oturma pozisyonunu tam ayarlamıştım. Kaybedince bir şeyden dolayı ileri geri yapınca memory'e basıyordum, geri geliyordu. Ama yani olmasa da olur. Yani bunlar küçük küçük oyuncaklar bence otomotiv sektöründe. Bunlar arabanın süsleri diyeyim. Olmasa da olacak şeyler. Hiç kafaya takmaya gerek yok. Şurada ön park sensörü şeylerimiz var. Işıkları şurada tek tek yanıyor. Aynı şekilde arka camın orada da var. Onu da aynadan görüntüleyebiliyorsunuz. Göğüslük çok küçük. Yani şu kadar bir göğüslüğümüz var. Arabanın birazcık göğüslüğü yükseğe konumlandırılmış. Cam bayağı bir yatay ve hani panel van kullanıyormuşsunuz gibi böyle her şeyi görüyorsunuz.
Camlar küçük olmasına rağmen, daracık olmasına rağmen öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kör noktalı bir araba değil bana göre. Ama tabii ki bir XC klasmanında bir araba da değil. XC F segmenti bir arabaydı. Daha konforluydu. Ama emin olun CLS de konforsuz bir araba değil. CLS peki ne kullanıyor muadil olarak? Hani parça olarak ne kullanılıyor bu arabada? Hep deriz ya, bu arabada şunun parçası uyar, buna bunun parçası uyar diye. Bu araba W211 Mercedes E serisinin şasesi üzerine, platformu üzerine inşa edilmiş bir araba. Alt takımı da aynı. Çoğu parçası. Mesela amortisörleri daha farklı bunun. Çünkü bu birazcık daha sportif yapıldığı için E serisi kadar yumuşak bir araba değil. Ama konforu da yine rahatsız edici bir konfor değil. Bir A serisi gibi, B gibi, C gibi de değil. E ile C arası diyebilirim bu aracın konforu için, süspansiyon konforu için. Başka içerisiyle ilgili anlatacağım başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhalde yok. Yavaştan yola çıkalım. Size motorundan, şanzımanından, işte yakıtından öğrendiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla diğer teknik özelliklerinden bahsedeyim. Hadi bakalım, bağlayalım kemerleri. Hadi bakalım. Uzun zamandır alışık olmadığım o dizel sesine tekrardan kavuştum. Ne diyeyim, kavuştum mu diyeyim artık, maruz kaldık mı diyeyim bilemiyorum. Neyse, nankörlük etmemek lazım. Ya sevmiyorum, dizel araba gerçekten sevmiyorum. Beni ürkütüyor dizel araba. Turbosu, enjektörü, basıncı, intercooler'ı. Ya bir yerde ufacık bir kaçak oluyor. Hadi bakalım, Aradur arıza nerede? Orası basınç kaçırıyor. Turbo devreden çıkıyor, kendini korumaya alıyor. Yolun ortasında kalıveriyorsun veya sürekli sürüş konforunu etkiliyor bu tip arızalar. Ama benzinli de kör topal yürü devam et. Yani bir şekilde gidiyor araba. Dizel de öyle değil. O yüzden yani dizel arabayı pek şey yapmıyorum. Ya Türkiye'deyken öyle değildi. Çünkü Türkiye'de hemen götürüyordum sanayiye. Abi işte bunun burasına bu var, bunun şurasına bu var. Hemen yapılıyordu. Burada kendim yapıyorum. Kendim de yapmayı hiç sevmiyorum. Yani para kazanmıyorum ya. Daha çok hem para harcıyorum hem emek harcıyorum. Yani onu sevmiyorum. O yüzden kendi arabalarımı tamir etmek pek hoşuma gitmiyor. Müşterinin arabası olduğu zaman hoşuma gidiyor. Yapıyorum, para alıyorum karşılığında. Yani terzi kendi söküğünü dikemez değil aslında. Terzi kendi söküğünü dikmek istemiyor. Bu böyle olmalıymış diye düşünüyorum. Başka? Evet, başlayalım ya. Motorundan, konforundan, şanzımanından ufak ufak bahsetmeye başlayalım. Kameralar çekiyor mu? Onları bir kontrol edelim. Çekiyor, sıkıntı yok. Mikrofonumuz çalışıyor mu düzgün? Tamam, o da çalışıyor gibi gözüküyor. Bir dakika. Yerine geri takalım. Hatta şöyle biraz yakına takayım. Süsümüz bozulmaz. Tamam. Evet, bu arabayı almaya dedim, karar verdim. Nereden karar verdim? Fiyat performans eğrisi beni bu arabaya itti. Tasarımı, işte model yılı, her şeyi tam istediğim gibiydi. Ben aslında bir E93 baktım BMW. Ondan sonra dedim ki ya BMW alıp başıma bela almayayım. BMW'yi seviyorum. Yani BMW sahipleri alınmasın ama gerçekten tam baş belası bir araba. Nerede, ne zaman başınıza ne iş açacağı hiç belli olmuyor. Hani Türkiye'de kullanıcılardan dolayı falan diyeceksiniz ama BMW kullanıcısı dünyanın her yerinde aynı. İngiltere'de de BMW alırken insanlar 50 kere bakıyorlar. Çünkü burada da BMW kullanıcıları aşağı yukarı aynı tarzda kullanıyorlar arabaları. Yine kızmayın bana. Ben de BMW severim. Yani BMW'm yok ama BMW'leri seviyorum. Şimdi evet, sosyal mesajı verdikten sonra şeye dönelim, konumuza. Bir saniye, aynam bozulmuş. Nasıl bozuldu bilmiyorum. Ayarlayayım şunu. Tamam. Her neyse, baktım, araştırdım. Dedim ki bu arabanın hangi motoru alınır? Çünkü ben Mercedes'i hiç bilmiyorum. BMW'yi bilirim, severim. Kullandım, sahip oldum. Çok arkadaşım da oldu derken hani birçok modelini öğrendim. Yine Audi Volkswagen ortaklığından dolayı melez olduğundan dolayı birçok şeyini bilirim. Jaguar zaten işimden dolayı ve özel şeyimden, sevgimden, sempatimden dolayı bilirim. Ama Mercedes'i hiç bilmiyordum. Yani gerçekten. Kasa kodlarını falan bilirim, sıkıntı değil. Hatta biraz evvel şey dedim size, fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu kasa W219 dedim. İlk kasa. Makyajlı kasa, yani yeni kasası W218. Şimdi genelde Mercedes'te şöyle olur. W210 dediğimiz zaman o
gözlüklü Mercedes derdim ben küçükken. Böyle çift gözlü Mercedesler var ya, da E serisi. İşte 96 ile 2002 arası olanlar. W210 kasa. W211 kasaya geçtiğimiz zaman, yani bir sayı arttırdığımız zaman kasa kodunu, W211 kasa oluyor. Bir üst kasası. Bununla aynı platforma sahip kardeşi. W212 dediğimiz zaman daha yeni. Ama CLS'de W219 eski kasa, yani bu kasa. W218 yeni kasa. Yani bilmiyorum, Mercedes böyle bir ters köşe yapmış. Ya unuttu ya ya da artık sayı mı kalmadı, bilemiyorum. Böyle yapmış. Vardır illaki bir bildi. Onu Mercedes'e sormak lazım. Çünkü ben bunların aklına, düşüncesine akıl ermez. Böyle. Yani yanılmadım orada onu söylerken. Onu söylemek istedim. Siz de araştırıp bakarsınız. Evet, yani beğendim, aldım. Fiyat olarak, performans olarak, yakıt olarak tam aradığım şeydi. Dedim acaba hangi motor alınır? Baktım, CLS 350 var, benzinli V6. 3.5 motor, 272 beygir güce sahip. 7 G-Tronic, 7 ileri şanzımanı var. Tok konvertörlü bir şanzıman değil, güzel bir şanzıman. Yani hızlı bir şanzıman esasında. Ama çok az var İngiltere'de. Yani gerçekten az var ve benzinli motor, daha fazla yakıt yakacaksın ve daha fazla para vereceksin. Yani kafadan arabanın %50'si kadar fiyat farkı vardı. Bir de geneli birazcık daha eski model, daha boş modellerdi. Motoru seviyorum. O 3.5 motoru biliyorum. Çünkü arkadaşımın SL'inde de aynı motorun 3.7'si var. SL'de ve ML'de 3.7'si kullanıldı bu motorların. Sonra işte hacim küçültme 3.5'i birazcık da teknikal update yapılarak 3.5 ve daha yüksek beygirlisi diğer arabalarında kullanıldı Mercedes'in. E'de, S'de, işte CLS'de. SLK'da da var 350 ama aynı motor mu bilmiyorum. Onu bulamadım. Hadi dedim, yani dizel almak istemiyordum. 350 CDI'ye bakayım dedim. 350 CDI 2010'da, 2009 ortalarında falan böyle çok az tek tük var. Ve o da yani iyi para. Yani neredeyse iki katıydı arabanın, öyle söyleyeyim size. Tabii ki o daha güncel bir motor. Bildiğim kadarıyla daha sağlam bir motor. Genel itibariyle aynı olsa da enjeksiyon sisteminde veya ufak tefek şeylerinde farklılık var ama kronik sorunları giderilmiş bir motor neticesinde. Bu motor da çok güzel. 320 CDI. Mercedes bu motoru E'ye koydu. CLK'da V6 mı var, sıralı altı mı var bilmiyorum CDI'da. S'te var. Yani güzel, kendini ispatlamış. Eski de bir motor, sağlam da bir motor. Yani enjektör pompa problemleri çok olmayan ama turbo ve turbo hortumu problemleri yaşatabilen bir motor. Oldukça güzel. Yani yapıldığı yıla göre de motor sesi falan da öyle çok rahatsız edici değil. Hatta yolda giderken, uzun yolda falan dizel sesi duymuyorsunuz. Dışarıdan da zaten V6 olduğu için V6'nın dizeli de güzel. Yani sadece benzinli V6'ların sesi hoş değil. Dizel V6'nın sesi de gerçekten kulağa hoş geliyor. Benim Jaguar XF'im V6 dizel çift turboydu. 3000 dizeldi o da. Yani güzeldi sesi, ben memnundum. Bu da 3.0. Yani CLS 350'ye benzinliye 3.5 benzinli dedik ama bu CLS 320 3.2 değil. 3.0 CDI bu araba. Ve Mercedes'in yine kelime oyunları diyebilirim. 224 beygir güce sahip, 510 ya da 520 Nm tork değeri olması lazım. Torku çok aşağıda veriyor. 7 ileri 7 G-Tronic şanzıman sayesinde de gerçekten her devirde dolu dolu, üst devirde atıyorum 6. 7. viteste giderken çok azıcık bir sanki vites düşürmekte bir şey var. Yani turbo lak gibi çok hafif bir boşluk var ama yılına, modeline vermek lazım onu da. Onun haricinde vites değişimleri, yani düşürme ve küçültmede asla hissedilmiyor. Yani gözünüzü kapatın, motor sesini duymayın. Hani vitesin değiştiğini anlamazsınız. Bu hoşuma gitti. Jaguar'da böyle değildi. Jaguar'daki şanzıman da müthiş sağlam bir şanzıman. Hatta bundan daha sağlamdır belki yapısı itibariyle. ZF'nin 6EP 26 şanzımanı vardı onda. BMW'nin 5 serisinde, E60'ta da kullanıldı o şanzıman. Güzeldir. Tork konvertörlü bir şanzımandı o da. Sadece türbin arızaları yapabiliyordu. Bilmiyorum, bu şanzıman için güzel yorumlar okudum. 7 ileri için gayet güzel. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Jaguar XF çift turboydu. Bundan daha güçlüydü. Hem tork olarak hem beygir olarak bundan daha güçlüydü. Ama patinaj bile yapmıyordu araba. Yani asfaltı çok iyi İngiltere'de gerçekten. Bozuk yol yok, kaygan asfalt yok, mıcırlı asfalt hep.
Lastikleri yeniydi. Hani gerçekten şey bir arabaydı. Böyle hani ben böyle kalkarken basayım arabanın arkası dönsün yapmıyordu. XJ 4.2 motordu. 300 beygirdi. V8. O da dip gaz kalktığın zaman yani patinaja düşmüyordu o araba. Tabii ki diferansiyel oranları da önemli. Arabanın ağırlığı da önemli. Abi dünden beri bu araba beni böyle bir gülümsetiyor. Gaza basıyorum. 30'la giderken falan bile ESP ışığı yakıyor. Herhalde tork çok erken geliyor arabaya. Bir de 7 ileri şanzımandan dolayı daha iyi çevirebiliyor. Ve daha güçlüymüş gibi hissettirdi bana. Değil aslında. Kağıt üzerinde de değil. XJ bu arabadan çok daha güçlü bir arabaydı. Eminim ki XF de bundan güçlüdür. Yolda matematiksel veri olarak yan yana böyle bassan XF'in geçeceğini düşünüyorum. Ama bunu kullanırken sanki XF'den de XJ'den de daha hızlı bir araba kullanıyormuşum gibi geliyor. O şanzımanın etkisiyle. Çok güzel tork hissiyatı var arabanın. Hani yalancı beygir derler ya. Haram beygir derler. Aynen öyle. Yalancı bir güç ama hoşuma gidiyor. Yine güçlü mü? Güçlü tabii. 224 beygir az değil. 2021 yılında artık az olarak nitelendirilse de bence hala yeterli bir güce sahip. Yol tutuşunu beğendim. Araç sahibi lastiklerini değiştirmiş. 4 tane sıfır lastik takmış. İşte bakımlarını yeni yaptırmış. Bütün hepsinin kağıtlarını verdi bana. Yani şu an bir masraf edeceğiz gibi durmuyor. Frenleri güzel. Bir tek sol ya da sağ rot başı oynuyormuş. Ses yapıyor zaten. Bir de MOT dedikleri buradaki yani TÜV TÜRK gibi. Araç vize istasyonunda muayene kağıdında da yazıyor. Burada muayene gerçekten araba alırken size referans oluyor. Öyle dümenden değil Türkiye'deki gibi. Orada da gördüm zaten. Artık bir ara rot başını değiştiririm. Küçük küçük bir tıkırdama var. Onun haricinde mesela şu an dışarıda hava rüzgarlı, kış, yağışlı. Şu an kaçla gidiyorum? 65 bin diyorum. 65 bin. Hala 65 bin diyorum. 65 mille gidiyorum. Yani 100 küsürle. Rüzgar sesi duymuyorum. Ne aynadan, ne camdan, ne fitilden. Zaten Mercedes'in fitilleri kadife kadife böyle kaliteli. Hoşuma gitti yani. Gülümsetti beni. Bu kadar da konuştuğuma göre herhalde anlamışsınızdır. Ben arabayı sevdim. Arabadan razı oldum. Umarım o da bizden razı olur. Ya Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın. Umarım herkes için hayalindeki, isteğindeki araba neyse en helal ve düzgün yoldan ona sahip olmak nasip olsun herkese. Ben mutlu oldum bununla. XJ'yi birazcık kenara attık. Yani onu birazcık erteleyeceğiz. Bu arabayla Türkiye'ye de gidilir, uzun yolda çekilir. Yakıtı da çok güzel. Evet, yakıt demişken ondan bahsedeyim. Dün 5.6 litre ortalamayla 300 km yakın yol yaptım. Yani tam XJ'nin yarısı kadar yaktı. Bir depo mazot aldım. 103 sterlin tuttu. İçin 40 mil gider gösteriyordu araba. 103 sterlin tuttu. Evet, çok para. 1800-1900 lira yapıyor şu an. Yani daha yarım depoya gelmedi. Çeyreğin biraz altında. 400 kilometreyi devirdim ben çoktan. Yani XJ'de bir depoyla 530 falan yapıyordum. Tabii ki o farklı bir arabaydı. Ama o zaman mesela onu kullanırken yakıtı bana çok gelmiyordu. Alışmıştım. Ama bunu aldıktan sonra ya dedim ki ben ne kadar fazla yakıt parası ödemişim XJ'ye. Ya yakmıyor araba. Yani şu an sanki şey gibi 1.3 Multijet Albea kullanıyormuşum gibi. Gerçekten abartmıyorum. XJ'den sonra öyle bir şeye geldim. Öyle bir konuma getirdi beni. Çok hoşuma gitti bu. Böyle. Anlatacaklarım bunlar. Bu modları falan anlatmama gerek yok herhalde. Yani vites buradan değişir, şuradan değişir. O kadar da kitap bilgisine girmeyelim diyorum. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar. Arabanın dışarısında daha çok görsel göstermek isterdim size ama ne yazık ki hava şartlarını görüyorsunuz. Pek uygun değil gibi şu an için. Böyle. Bilmiyorum atladığım bir şey var mı veya sizlerin sormak istediği bir şey var mı? Eğer varsa aşağıda yorumlara yazarsanız ben de bilgim varsa cevap veririm. Veya siz bir bilginiz varsa benimle paylaşmanızdan ben çok memnun olurum. Bu arabayı daha yeni aldım. Yani henüz daha bir gündür beraberiz. Bu arabaya eminim ki aranızda CLS sahibi vardır. Bilmediğim özellikleri varsa söylerse sevinirim. Memnun olurum. Öyle. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.